Evet arkadaşlar, parkurumuzun başına geldik. Hava çok güzel. Fevkalade. Gördüğünüz gibi. Oh, sıcak değil. Hatta birazcık da serin. Bulut yok. Şuradan ikinci sağdan hani aşağı iniyorsun, gidiyorsun. Çekiyor musun? Evet. O zaman Allah çektirsin. Bugün Öner kardeşimiz benim geçen gün yaptığım salaklığı yapıp anlatacağım. Kaskını unutmuş. Anlatacağım, arabada anlatacağım. Büyük bomba yaptık. Dertleşeceğim diyorsun izleyicilerimle. Büyük bomba yaptık. Evet. Arkadaşlar selam. Akın'ın da biraz önce dediği gibi. Ya büyük bir salaklık yaptım. Herhalde bu sabah çok erken kalkıyoruz ya. Onunla alakalı olabilir. Bütün her şeyimi almışım. Lakin kameramın da üzerine bağlı olduğu kaskımı unutmuşum. Dolayısıyla buralarda da özellikle hani bunu belirtmek istiyorum. Mutlaka ve mutlaka kasksız bisiklete binmeyin. Gerçekten ben bu Türkiye'de bisiklete binerken gerçekten şey yapıyordum. Hani böyle istemiyordum kask kullanmak. Ne zaman ki bu ülkeye geldim. İnanılmaz bir şey. Yani burada kasksız bisiklete binmek demek ne anlama sağlatayım? Tüpsüz denizin dibine dalmak gibi bir şey görülüyor. Çok önemli. Gerçekten parkurlar çok dik ve tehlikeli olduğu için kasksız kesinlikle zaten cezası da var kanuni olarak. Kesinlikle tavsiye etmiyorum. Tavsiye etmediğim gibi gördüğünüz gibi kaskı unuttuğum için bütün gün sabah erken kalkışlarım, hazırlanışlarım, bu kadar yol gelişim falan hepsi boşa gitti. Sabah uyku sersemi kaskı evde unutmuşum. Kaskı evde unuttuğum için bisiklete binemedim. Bisiklete binemediğim için de bugün farklı bir video çekmek istedim. Bugün çektiğim video kamera, GoPro kamera açılarıyla alakalı. Arkadaşlar bu mantları göstermeden önce şöyle bir şey bilgi vereyim. Amazon'da 25 dolara satılan şöyle bir çanta var. GoPro aparatlarıyla alakalı. Böyle bir şey. İşte içinde bir sürü aparat geliyor işte. Bunun ne olduğunu ben bilmiyorum. İşte bu araba camına sabitlemek için, bu elde taşımak için. İşte ne bileyim bu bileğe takıyorsunuz. Bisikleti kullanırken bilek de böyle karşıyı çekiyor. İşte bir takım aparatları var. Ne bileyim işte suyun altında batmaması için böyle. Bir sürü aparatı var bunun. İşte şöyle elde taşırken benim de kullandığım teleskobik çok güzel kullanım olan bir şey. Şimdi bunlardan aldım. Almıştım önce. Dolayısıyla bunlardan olunca her şekilde adaptörü deneme şansım olabiliyor. Şimdi başlayayım adaptörleri anlatmaya. Burada adaptörleri anlatmadan önce şöyle bir olayın altını çizmek istiyorum. Gimbal kullanmak, bazı arkadaşlar yorum yazıyorlar videoların altında. Gimbal kullanmak bizim yaptığımız sporda çok da faydası olan bir şey değil. Niye? Çünkü gimbal ancak mesela yürüyüş halinde, koşarken, yürürken. Şimdi şu anda ben mesela bu çekimi gimbal'la yapıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi ben şu anda hızlıca yürüyorum. Bakın. Hızlıca yürüyorum ve gimbal size bunu hissettirmiyor. Yani ben mesela sağa dönüyorum. Bakın ne kadar sallamadan döndürüyor değil mi? Sağa dönüyorum. Sola dönüyorum. Ama şimdi ben bunu bak yürüyorum şu anda mesela. Ben bunu gimbal olmadan yapsam emin olun mideniz bulanacak. Şöyle olacak. Böyle olacak. Böyle bir görüntü garip olacak. Gimbal bu işe yarıyor. Ama bu sporu yaparken dağ bisikletinde veya aksiyon sporlarında bunun gibi bozuk zeminde gittiğiniz için yani devamlı açınız değişiyor. Şöyle düşünün. Mesela bisikletin üstündesiniz. Açınız böyle bu tarafa bakıyor. Şimdi bisikletin üstüne iniyorsunuz. Şöyle tekerini de göstereyim. Anlayın ne demek istediğimi. Bisikletin üzerinde iniyorsunuz. Takır tukur takır tukur yokuş aşağıya. Şimdi bir anda sola dönüyorsunuz. Kamera solu netlerken birden sağa dönüyor. Sağa netlerken birden ileriyi netliyor. Aşağıyı netliyor. Yukarıyı netliyor. Siz bütün bu şeyin içinde, hengamenin içinde kameranın cam gibi şu anda çektiği gibi görüntü olmasını istiyorsunuz. Bu tabii ki mümkün değil. Çünkü yaptığımız spor bunu el vermiyor. Nitekim bazen gözlük taktığımızda bile yani gözümüz yanılabiliyor. Böyle dik yokuşlardan hızlı inerken işte bunun bir sürü etkeni var. Rüzgar geliyor, toz geliyor, yaprak çarpıyor, bir şeyler oluyor. Farklı odak noktalarını netliyor. Mesela tam bisiklet böyle giderken şurada karşıya doğru giderken birden viraj oluyor. Bu tarafı netlerken birden bu tarafa dönmesi gerekiyor. Şaşırıyor gimbal'da. Dolayısıyla bu sporda gimbal'ın çok bir faydası yok. Burada gimbal'ın tek faydası bisiklet, dağ bisikletinde tek faydası mide bulantısını engelliyor. Yani böyle sallanmanızı engelliyor. Dolayısıyla GoPro Hero 7 zaten bu işi çözdü. Gimbal Killer diye geçiyor markette adı.
stabilizasyonu çok iyi, hypersmooth denen bir özelliği var. Zaten bu gimbal kullanmanızı gerektirmeyen bir sistem kullanıyor. Dolayısıyla gimbal olmadan çekimler yapıyorsunuz. Yani benim video görüntülerimi diğer gimbal'lı çekimlerle de karşılaştırdığınızda arasında çok fark olmadığını göreceksiniz. Şimdi hızlıca aparatlarımıza geçiyoruz. Birinci aparat ve benim favorim olan aparat. En önemlisi full face kaskın aparatı. Şöyle gösteriyorum. Bunu ben uydurdum. Nasıl yaptım? Bunu da ben bir araştırma yaptım. İnternette chin mount denen bir şey var. Çene mountu. Çene aparatı. Bu çene aparatının aslında Amazon'da 15-20 dolara böyle cırt cırtlı velcro bantlı versiyonları satılıyor ama ben onu almadan önce bir deneme yapmak istedim. Ya bunu ben kendim yaptım. Bence siz de yapabilirsiniz. Çok zor bir şey değil. Demin size gösterdiğim çantadan çıkan bir aparat vardı. Adaptör vardı. O adaptörün bantlarını kestim şu kenarlarından. Fox Pro Frame Full Face kaskın şuralarında delikler var şurasında. Buradan bunun içine oturttuğum ve zip tie'larla kablo bağlayıcı, kablo ipleriyle ne diyeceğim bilmiyorum Türkçesini. Bunlarla bağladım ve çok sağlam oldu. Yani hiç oynamıyor. Kaskın kendi parçası gibi bir şey oldu. Şimdi bu aparatı da gayet güzel. Şöyle göstereyim. Buraya takıyorsunuz. Böyle olmuyor tabii. Şu açıda. GoPro'nun hem ters hem düz kendi düzenleme özelliği olduğu için ters de taksanız düz de taksanız fark etmiyor. Şu açıda takıyorsunuz. Efsane bir görüntü elde ediyorsunuz. Bunun artısı ne? Bisikletin üzerinde gidiyoruz. Şöyle şu açıdan. Açıyı da gösteriyorum. Bu açıdan gidiyoruz. Bu arada ellerim de gözüküyor bisikleti kullanırken. Karşı taraf da gözüküyor. Gayet güzel. Şu açıdan gidiyoruz. Birinci artısı. Sağdan bir şey gördüm. Sağa döndüğüm zaman hop kamera orayı gördü. Kafamda olduğu için mount. Sola döndüm hop kamera orayı gördü. Bisikletin önünde olduğu zaman kafanı çevirebiliyorsun ama bisikletin önü dönmüyor. Dolayısıyla baktığın yeri göremiyorsun. Çekmen pek mümkün olmuyor. Aynı şekilde göğüs aparatında da bu böyle geçerli. Kafanın döndüğü yerleri çekemiyorsun. Ayrıca özellikle komple vücudunla dönmen lazım ki görebilesin. Ama bunda chin mount'ta öyle bir şey yok. Nereye dönersen oraya çekiyor. Gayet başarılı bu açıdan. İkincisi, kask kafalı olduğu için çeneye çok yakın, ağzıma çok yakın kamera. Dolayısıyla ses problemini çözüyoruz. Ne söylersem çok daha net, kaliteli bir ses kaydı. Kantepe'ye varmış bulunuyoruz. Kaliforniya'nın, Güney Kaliforniya'nın en dik tepelerinden birine geldik. Dolayısıyla hava da o yüzden çok sıcak. Ağza çok yakın olduğu için bütün kayıtları çok güzel alıyor. Zaten son çektiğim videolarda da bunu fark edeceksiniz. Üçüncü en güzel özelliği herhangi bir ağırlık yapmıyor kafanıza. Çenede olduğu için zaten kask aşağıya eğilimli, aşağı doğru inme eğilimli duruyor. Siz de böyle kullandığınız zaman bu kaskı. Zaten bu da çenede olduğu için zaten aşağı inik. Dolayısıyla size böyle ensenize doğru bir baskı yapmıyor kask. Bu da bu açıdan çok iyi. En favorilerim arasına girmesini sağlayan bir özellik. Ya bu artılar hiç yaban atılacak artılar değil. Gerçekten çok iyi artılar. Şimdi eksisi, bir tane eksisi var bence. Full frame, full face kaskın buraları kapalı. Yazın sıcaklarda dik yokuşlara tırmanırken sıkıntı verebilir. Her zaman bunu takmak istemezsiniz. Yarım kask takmak istersiniz. Ya da benim yine Fox'un kulakları kapatan ama çene koruması olmayan yarım kaskım var. Şöyle göstereyim. Yani bunu bu tarz bir kask kullanmak isteyebilirsiniz belki. O zaman bu chin mount'u kullanamayacaksınız. Ama full face kullanırsanız ki ben artık mümkün mertebe bunu kullanmaya çalışacağım. Havalarda serinlerse inşallah. Birçok yerde bunu kullanacağım ki sırf size bu kamerayla görüntü verebilmek için. Çünkü açısı gerçekten çok iyi. Geçiyoruz ikinci kask aparatına. Bu zaten GoPro ile birlikte gelen bir şey. Hem yapıştırıcısı var hem şu ride sistemi var. Bunu takıyorsunuz kaskınız üzerine. Sonra böyle bir kilit sistemi olan bir aparat var. GoPro'nun buraya takılmasını sağlayan. Şunu açıyorsunuz lastiği. Bunu oturtuyorsunuz. Lastiği kapattığınızda bu zaten kilitlenmiş oluyor. Bir daha bu basılmadığı için çıkmıyor. Sonra bunun üzerine de GoPro'nuzu takıyorsunuz. Ve kafa kask aparatınızı da kullanmaya başlıyorsunuz. Şimdi bunu da ben niye tutmuyorum, sevmiyorum. Bunda da çekimler yaptım daha önce.
kafaya ağırlık veriyor. Yani kask ağır olmasa bile GoPro ne kadar minimalist de bir ürün olsa yine de bir ağırlık veriyor. Yani kafada böyle bir dengesiz hareketlenme oluyor. Düşünsene zaten bisikletin üstündesiniz. Dağdan bayırdan iniyorsunuz. Kafanızda bir ağırlık var. Kafayı böyle devamlı geriye doğru çekme ihtiyacı duyuyorsunuz. Dolayısıyla enseye yük biniyor. Farkında olmuyorsunuz. Sonra akşam eve geldiğinizde bir dünya ağrı. Ne oldu? İşte neymiş? Kaskta görüntü aldım. Dolayısıyla ben bunu sevmiyorum. Bunun artısı nedir? Yüksekten baktığınız için şöyle göstereyim. Bunun genelde yarışçılar kullanıyorlar yarış esnasında. Şu şekil bisikletin üstünde tepeden baktığınız için yani kafanın, gözünüzün gördüğü açıdan çekiyor. Ve dolayısıyla yokuşları, kayalıkları, büyük taşları, atlamaları, drop'ları, jump'ları çok daha gerçeğe yakın görmenizi sağlıyor. Biliyorsunuz normalde kamera sizin gözle gördüğünüz yüksekliği daha az gösteriyor. Ama bu açıdan gerçeğe en yakın görüntüyü alabiliyorsunuz. Benim çok dediğim gibi kullanmayı sevdiğim bir aparat değildi. Geçiyoruz 3. aparatımıza. 3. aparat göğüs aparatı. Bu çoğu kişinin kullandığı, özellikle de gimbal kullananların kullandığı bir aparat. Göğsünüze takıyorsunuz bunu. Göğsünüzde çekim yapıyorsunuz. Açı şöyle bir açı oluyor. Güzel bir açı, kötü değil. Şöyle bir açıdan görüyorsunuz yolu. Fakat bunun da dezavantajı şu, bir şey giymiş gibi, ekstra bir yelek giymiş gibi oluyorsunuz, hissediyorsunuz, sıkıyor. Bunu da bu şekilde kamerayı takıyorsunuz. Mümkün mertebe diğer hani handlebar veya kafa aparatına göre daha stabil olmasını sağlıyor. Geniş açıyı daha geniş gösteriyor. Fakat dediğim gibi çok sıkıntı veriyor. Özellikle bir de gimbal kullananlar buna önce gimbal takıyorlar, ondan sonra gimbalın üzerine kamerayı takıyorlar. İyice böyle şöyle göğsünüzden çıkan bir şey oluyor böyle. Mutant gibi oluyorsunuz. Göğüsten böyle bir uzayan bir şey oluyor. Bir de ekstra ağırlık oluyor. Ben de vardı. Bir kere kullanamadım bile. Evde taktım. Kullanamadım. Geri geldi ettim. Dolayısıyla bunu da çok sevmiyorum kullanmayı. Açısı çok güzel. Görüntü açısı çok güzel ama sevmiyorum kullanmayı. O yüzden kullanmak istemiyorum. Diğer benim ikinci favorim de Handlebar Mount adaptörü. Alıyorsunuz bundan. Çok uygun. 5-10 dolara bir şey Amazon'da satılıyor. Şöyle metal. Bunu biz her bisikletin gidon bağlantısına takıyorsunuz. Mis gibi. Sabit kalıyor bisiklette. Kameraya çekmeyi sağ istediğiniz zaman şu aparatı buraya takılıyorsunuz. Hop. Bunu istediğiniz açıyı ayarlayabiliyorsunuz. Yani bunda da gördüğü açı şu oluyor. Şöyle yapmak istediğiniz için. Şu açıyı görüyorsunuz. Böyle gördüğünüz açı, benim genelde videolarım bu açıdan çekilmiştir. Mesela bazı arkadaşlar yorum yapıyorlar, eleştiriyorlar. Diyorlar ki daha geniş açı istiyoruz. Şu şekil. Ki bunu şu anda artık Çin mantla sağladım. Çok güzel oldu. Hem de çok da stabil oldu. Gerçekten beğeneceğinizi umut ediyorum. Handlebar açısı da şu oluyor. Dolayısıyla. Bunu görüyorsunuz. Bu kablolar belki fren kabloları sizi rahatsız edebilir ama hani elleri görmüyorsunuz, gidonun işte bisikletin ön tekerleğin nerelere düştüğünü görmüyorsunuz ama yine de kullanışlı bir açı. Çünkü vücudunuzda herhangi bir ağırlık taşımıyorsunuz. Bisiklet taşıyor ağırlığı kamerayı. Herhangi bir ağırlık taşımıyorsunuz. Bu güzelliği var. Bu da diğer kullandığım mount'tu. Bunun da kötü tarafı işte dediğim gibi açısı çok şey değil. Hem şu fren kabloları falan gözüküyor. Hem sadece lastiği görebiliyorsunuz. Kendi elinizi, gidonu, handlebar'ı göremiyorsunuz. Tekerleğin aşamalarını göremiyorsunuz. Siz de bu aparatları kullanabilirsiniz. 4 farklı aparat tanıttım bugün size. Bunları da hangisinin daha iyi olduğunu eğer yorumlamak isterseniz videonun altına yazabilirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz like butonuna basın. Daha başka videolarda sizlerle olmak için elimizden geleni yapıyoruz. Çok fazla zaman ayırıyoruz bu işe. Çok kolay bir iş değil. Hepimizin başka işleri var. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz güzel videolar için. Ama umarım dağ bisikleti severleri bir nebze de olsun bilgilendirebiliyoruzdur. Biz burada hani biz şunu biliyoruz, bunu biliyoruz diye çok ilmişlik yapmıyoruz. Sadece deneyimlerimizi, hani bir takım şeylere ulaşmak bu ülkede daha rahat. Bu deneyimleri sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Deneme yanılma yöntemiyle bulmadan direkt biz size kullandığımız ürünleri, materyalleri, neler yaptığınızı, aynı şekilde bisiklet tekniklerini
Bunları size anlatmaya çalışıyoruz. Bu kanalın tamamen amacı bu. Tabii ki bu bisiklet aparatları, bisiklet tanıtımları, bisiklet parkurları, inişler çıkışlar, bunların yanı sıra lifestyle çekimlerle de desteklemeye çalışacağız bundan sonra videoları. Daha böyle hayatın içinden Amerika'yı tanıtıcı, yaşadığımız yerleri gösterici şeyler de olacak. Umarım çok daha fazla insana ulaşabiliriz. Özellikle dağ bisikletinin Türkiye'de yayılmasını çok istiyoruz. İnşallah elimizden geleni yapacağız bunun için de. Sizler de eğer beğenirseniz videoları daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlarsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.